Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün hep birlikte rengarenk bir parkur yapacağız. Ve parkurun sonuna kadar hiçbir şekilde yanmamamız gerekiyor. Hiç yanma hakkımız yok. Eğer yanarsak videoyu kapatacağız. Bitecek yani her şey. Bayağı da büyük bir parkurmuş arkadaşlar ya. İnşallah böyle zorlu engeller falan yoktur. Bu arada oyun içinde değişik değişik sorular soracağım size. Bunların cevaplarını da yorumlar kısmına yazın, tamam mı? Hepsini okuyacağım. Hatta komik şeyler falan da var. Bence çok güzel olacak. O zaman başlayalım şöyle yavaştan. Şimdilik güzel gidiyoruz yani, buralar kolay gibi. Baksanıza hiç atlamadan geçiyorum yani. Zaten böyle burası kolay parkur diye geçiyor sanırsam. Şuradan da geçelim. Oo, arkamızdan kayboluyor merdiven, gördünüz mü? Bir de renkleri çok güzel değil mi? Rengarenk ya. Keşke dışarıdaki merdivenler, kaldırımlar falan da hep böyle renkli renkli olsa ya. Hep oralarda fotoğraf falan çektiriz bir de. Çok güzel görünür dışarıdan. Şurayı da tamamladık. Bu oklar galiba checkpoint oluyor arkadaşlar. Alıyoruz ama sesi gelmiyor yani. Alıyoruz herhalde. Şuradan da atlayalım. Kaldın mı sen orada? Yokuşu çıkamamış, gördünüz mü arkadaşlar? Şuraları da atlayalım şöyle. Oğlum burada kapılar var. Burada yanmamamız gerekiyor ya. Sarıdan geçsem mi? Vallahi geçtim. Oo, doğruymuş arkadaşlar. Hadi sen de geç şimdi. Oo, bu da yeşilmiş. Vallahi güzel gidiyoruz. Öncelik yapıyor bize ama turuncu değilmiş. Yandı. Bekliyoruz hemen. Yanmamam gerekiyor. Oyundan çıkmak istemiyorum. Kanka sen oradan bir geç, garanti alalım. Tamamdır arkadaşlar. Mormuş, buradan da geçtik. Hadi güveniyorum sana. Helal be. Vallahi kırmızıymış bu da. Helal olsun sana. Vallahi yansak oyundan çıkacaktık yani. Hiç çıkmak istemiyorum. Oyunuma devam etmek istiyorum. Ve şu anda çok iyi gidiyoruz. Şurayı da geçelim. Hemen size ilk sorumu soracağım şimdi. Checkpoint'imizi de aldık. O zaman ilk sorumuz gelsin. Eğer hayvanlar konuşabilseydi en kaba olan hangisi olurdu? Valla bence güzel soru ya. Aslan olurdu bence arkadaşlar. Sizce ne olurdu? Yorumlara yazın, tamam mı? Hadi o zaman parkurumuza devam edelim. Şu toplardan da atlayalım. Allah. Oğlum valla aşağı düşüyordum. Gördünüz mü arkadaşlar? Kızın kafası atladım yanlışlıkla ya. Ya düşseydim? Oyun bitecekti arkadaşlar, çok korkunç olurdu. Daha size sormam gereken bir sürü sorular var değişik ya. Bence buradaki halkalardan da atlamadan geçebiliriz ya. Zaten hepsi bitişik bitişik. Gerçekten bu parkur kolaymış arkadaşlar ama ilerleyen bölümlerde ne gelecek hiç bilmiyorum yani, zorlaşabilir. Şurayı da geçelim şöyle. Burası zaten kolay, dümdüz parkur işte, atlayıp geçiyorsun. Ama çok da yani böyle kolay falan demek istemiyorum. Vallahi yanarım falan, ondan da korkuyorum arkadaşlar ya. Bu arada burası gerçekten dümdüz yol ya, çok kolay arkadaşlar. Şu checkpointimiz, aa değilmiş. Arkamdan kaybolmuş, gördünüz mü? İyi ki duraksamadan geçmişim ya. Allah. Oğlum bu ne böyle? Ben de güzel gidiyorum, şuna bakın. Allah. Oğlum iyi ki zıpladım ha. Valla zıplamasam uçuyordum aşağı doğru. Ya çok korkuyorum arkadaşlar yanacağım diye. Belki böyle hızlı hızlı geçip gidebileceğim bir parkur. Ama işte korkuyorum yani. Çünkü yanarsam bir daha oyunu oynayamayacağım. Yani bitireceğiz videoyu, düşünsenize çok kötü olur ya. O yüzden çok korkuyorum, dikkatli oynamam gerekiyor. Burayı da geçtik dümdüzdü zaten. Şuralardan da atlayalım şöyle. Birazcık da hızlı oynadığım zaman aslında kolay geçiyorum. Çünkü yavaş oynadığım zaman yanacağım diye korkuyorum arkadaşlar. Şuralardan da atlayalım şöyle. Bunların arası da çok açık ya, baksana da. Vallahi iyi geldik aslında buraya kadar ya. Bundan sonrasında ben de yaparız diye düşünüyorum. O zaman hemen ikinci sorumuza geçelim. Sonra parkurumuza devam edelim. Superman ve Batman arasındaki bir kavgada kim kazanır? Vallahi bence Superman kazanır gibi geliyor. Sizce kim kazanır? Yorumlara yazın, tamam mı arkadaşlar? Hadi şimdi parkurumuza devam edelim. Burada hileli yolumuz var, bakalım. Burası değilmiş, buradan geçiyoruz. Bunları iyi ki hilesini öğrendik arkadaşlar ya. Şuradan da geçtik, bakalım burası mı? Burası da değil. Şuradan da geçtik. Vallahi çok güzel ilerliyoruz ve hala yanmadık. O yüzden çok iyi gidiyor. Şuralardan da geçelim şöyle. Ya baksanıza parkur rengarenk, böyle hiç çıkasım gelmiyor şu anda. Bu yolda bir şey var mı acaba? Galiba yok. Bu yolda sürekli renk değiştiriyormuş. Valla başım döndü birazcık aslında ya. Neyse, buradan da çıktık, checkpoint'imizi aldık. Şimdi sarıdan mı gideceğiz, kırmızıdan mı? Valla bence sarı gibi duruyor ama. Oh, valla doğru seçtik. Oğlum ya, iyi ki yanmadık yine. Valla çok korkmaya başladım ben yanacağız diye ya. Birazcık zorlaşmaya başladı. Sanki böyle şaşırtmacalı şeyler geliyor. Şuradan da atlayalım şöyle hızlıca. Tamamdır, şuradan da checkpoint'imizi aldık. Oha. Oha. Allah. Refix diye oturuyorsun. Oturmaya gelmedik, parkur tamamlamamız gerekiyor. Aslında birazcık da yorulmuştum ya. İyi oldu, böyle birazcık dinlenmiş gibi olduk. Ya hadi kayalım o zaman şurada. Allah. Oğlum bu kayma diye bir yere fırlattı. Oğlum nereye fırlattın ya? Ben ok muyum ya? Ben niye fırlatıyorsun beni buraya?
Allah'tan aşağı falan düşmedik de şuraya çarptık ya. Neyse checkpoint'imizi alalım. Şuradan şöyle devam edelim. Gerçekten engeller zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Fark ettiniz mi ya? Burada bir tane sırat köprümüz var. Oğlum çok saçma ya. Dümdüz yol yapsaydınız geçseydik zaten. Vardı yani böyle yollar da. Niye böyle sırat köprüsü yapıyorlar her yere anlamıyorum ya. Aynı dolambaçlı yollar işte. Oyalıyorlar bizi. Burayı da geçtik başarıyla. Checkpoint'imizi aldık. Şuradan da geçelim. O iyi ki hızlanan yol değilmiş. Hiç düşünmeden girdim ya. Bunları düşünmem lazım benim. Yanmadan oynamam gerekiyor ve sonuna kadar gitmem gerekiyor. Şuralardan da atlayalım şöyle. Vallahi buralarda tamam. Buralar güzel arkadaşlar ama ileride zorlayan şeyler gelecek hissediyorum ya. Bu arada bu engelden bir sürü yere koymuşlar ya, bir düşüneyim. Evet ya, gerçekten aynısı. Sürekli böyle kırmızı şeylerin üstünden atlıyoruz. Şuradan checkpoint'imizi aldık. Şuradan da hızlıca çıkalım. Gerçekten hızlı çıkıyor. Sanki hızlandım böyle. Arkamdan merdiven gidiyor olabilir. O yüzden hiç bakmayacağım. Böyle kaybolan merdiven oluyor çünkü. Gerçekten ondanmış. Gördüm yani ucundan. Tamamdır. Şuraları da atlayalım şöyle. Hızlı hızlı geçiyorum ki arkadaşlar. Yavaş oynarsam yanma ihtimali daha çok yükseliyor. Yani aslında tam tersi olması gerekiyor ama benim konsantrasyonum bozuluyor öyle. Tamamdır. Şunu da aldık. Burada böyle bant gibi bir şeyler var. Böyle renkli bant gibi duruyor aynı. Tabii ortasını görmedim. Delik mi değil mi bilmiyorum ama tamamdır. Buraya da geçtik. Şuraya da geçelim şöyle. Bir de sonuna doğru geldik diye hissediyorum yani. Sanki az kaldı gibi geliyor. Dönen şeyler var. Şunlara bakın. Tamam, o zaman bunları da geçtikten sonra sorumuzu sorabiliriz bence. Oğlum başım döndü ya. Bunlar niye sürekli böyle dönüyor? Tamamdır. Hadi sorumuza geçelim o zaman. Eğer hayvanlar konuşabilseydi en sıkıcısı hangisi olurdu sizce? Vallahi şöyle bir düşüneyim. Galiba pandalar olurdu ya. Çünkü sürekli uyuyorlar. Siz de cevaplarınızı yazın bakalım. Neler çıkacak ya? Kesin çok komik cevaplar gelecek. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Hepsini okuyacağım tek tek, merak etmeyin. Checkpoint'imizi aldık. Şuralardan da atlayalım şöyle. Sanki daha yolumuz var gibi ama çok yaklaşmışız gibi de hissediyorum. Yani tam anlayamadım. Allah'ım ya, yine bir tane sırat köprüsü koymuşlar ya. Ya böyle saçma sapan bak uzatıyorsunuz oyunu. Benim sinirlerim geriliyor böyle ya. Neyse artık geçtikten sonra da laf etmenin bir anlamı yok ama tamamdır. Şurada checkpoint bak, yine aynı engel. 10 tane aynı engelden koymuşlar. Şuradan da atlayalım. Hileye gerek kalmadı. Direkt ablayı takip ediyorum ben ya. Vallahi bütün yollarda yardımcı oldun bana, çok teşekkür ediyorum sana. Başım döndü. Oğlum burası neymiş böyle rengarenk? Halkanın içinden geçiyoruz, vallahi güzelmiş. Şaşırtmacalı bak. Burası kaybolan yol. Tamam hadi. Bir dakika. Oğlum yolum gitti. Vallahi aşağı düşecektim az kalsın ya. Tamam abla, yani yardım ediyorsun diye de böyle bir şey niye yapıyorsun ki? Vallahi korkuttun beni ya. Zaten şurada az bir yolumuz kalmış. Vallahi düşüp ölecektik. Oyun yarıda kalacaktı. Bunu bitirmeden çıkmayacağım arkadaşlar ve asla da yanmayacağım. Yani hiç merakınız olmasın. Şuralardan da atlayalım şöyle. Ama onlardan önce gitmem lazım. Çünkü beni şaşırtmaya çalışıyorlar. Burası birazcık aralıklı merdiven. Allah düştü vallahi çocuk. Tamam, beklememe gerek kalmadı, zaten onlar geride kaldılar. Şuralardan da atlayalım şöyle. Burada bir şey var mı? Oğlum iyi ki düşmedik. Aralarında boşluk falan varmış. Tamamdır, şurayı da atlayalım. Vallahi çok güzel gidiyoruz arkadaşlar ya. Nasıl hiç yanmadık, ben hala şaşırıyorum. Ama çok da konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Yanarız diye de korkuyorum çünkü. Şuradan da atlayalım şöyle. Aynı engelin 35. 36.sı falan galiba. Bu merdiven de kaybolan merdiven büyük ihtimalle. Buraya da çıkalım bakalım. Yaklaşmışız, gördünüz mü? Ben bitişi gördüm buradan. Tamamdır, şuralara da çıkalım hemen. Vallahi bu merdiven çok hoşuma gitti benim ya. Keşke kaldırımlar hep böyle olsa. Hayalini bile hoşuma gitti. Acaba sorumuzu nerede sorsak ki? Şu checkpoint'i bir alalım bakalım. Belki burada sorabiliriz ya. Aynen, hadi sorumuzu soralım burada. Ve dördüncü sorumuz gelsin. Eğer bir partide DJ olsaydın hangi şarkıyı çalardın? Bir düşüneyim. Ben olsam Bobby'nin 1 milyonu özel şarkılarını çalardım herhalde arkadaşlar. Kesin çok güzel olmuştur ya. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. Keşke hemen 1 milyon olsa Bobby abi ya. Tabi ben de olmak istiyorum hemen 1 milyon. Ama önce hedefimiz 100 bin. Evet arkadaşlar, önce hedefimiz 100 bin. Neyse şuralardan atlayalım. Daha çok var ya, ben hiç konuşmayayım bence bu konu hakkında.
Bu arada çok az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Hissediyorum artık bir de son tarafa doğru böyle yaklaştık. Yani görüyorum çünkü şuralardan da şöyle geçelim. Şu rüklü yörleri çok hoşuma gitti ya. Bakın biraz içeriden geçerken başım dönüyor ama baksanıza böyle bir girdap gibi değil mi? Ya böyle tuhaf oluyor birazcık. Oğlum hemen bitse ya. Gözümü kapattım öyle geçiyorum şu an. Kapattım. Allah kafayı da çarptık ya neyse. Ve sonunda bitirdik arkadaşlar. Gerçekten sonuna geldik ve hiçbir şekilde yanmadan geldik. Ve ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gerçekten hiç yanmadan bir parkuru ilk defa bitirdim. Şurada birazcık keyfini çıkartayım ya. Hatta son soru gelsin mi? Hadi son soru gelsin o zaman. Issız bir adaya yanınızda tek bir şey götürebilseydiniz ne seçerdiniz? Hemen düşünüyorum. Ben olsam galiba bilgisayarı seçerdim ya. Sizden ayrı kalamam çünkü. O zaman yavaş yavaş video kapanışına geçelim. Kanatlarımı da taktım. Oğlum. Kenardan geçerken değdim yanlışlıkla ya. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Parkur başından beri yanmadım. Geldim en sonunda düştüm ya.